Ben yıllardır kurban olurum. Acılarla yaşadık. 15 yaşındaki Eren Bülbül'le jandarma subay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik, Trabzon Maçka'da teröristlerin saldırısında şehit oldu. Şehitlerin Hayatı, TRT ortak yapımı, Kesişme, İyi Ki Varsın Eren filmiyle beyaz perdeye taşındı. Hayat ol. Seni varan İyi ki varsın Eren. Filmin Trabzon'daki özel gösterimi öncesi Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, Eren Bülbül'ün annesini iki şehidin şehadete erdiği yerde Trabzon Maçka'da ziyaret etti. Ayşe Bülbül'ün evindeki buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. İkimizde bir aslan yetiştirdik, aslan evladı verdik toprağa ikimizde. Kulum Bey'le çok acıyız. Türkiye'nin unutamadığı kahramanların anneleri birbirine sarılıp uzun uzun sohbet etti. İki anne, hain pusunun gerçekleştiği yere sadece 100 metre mesafede olan Eren Bülbül'ün kabrine gitti, dua etti. Şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, Eren Bülbül'ün kabri başında Yasin-i Şerif okudu. Eren Bülbül'ün annesini aynı kader arkadaşım diye ziyarete geldim. Kader arkadaşıyım diye, ikimizin de bağrı yanıyor, ciğeri yanıyor diye. Eren Bülbül'ü de ziyaret etmek istedik. Çok gururluyuz, çok şerefliyiz. Dağ gibi evlat yetiştirdik ikimiz de. Gururluyuk, mutluyuk. Öyle bir evlatların da annesi olduğumuz için hiç değişen bir taraf yok. Onun evladı benim evladım, benim evladım onun evladı. Açımız bir, içimizdeki burukluk bir. İki şehit annesi evlatlarının şehit düştüğü yeri de ziyaret etti. Hatice Gedik evladının asker olma hikayesini de ilk kez TRT Haber'le paylaştı. Asker oluşun haberi çıkacak ya, hemen gitmiş sabah bir gazete almış bunun yayınlanacak diye. Gazetede bir bakmış ki ismi var. Ferhat Gedik, cebinde çocuğun yol parası yok. Koşa 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 hastaneye yaya. Kaç saatte geldi. Hastanedeyim ama net olmuşum. Dedi ki anne askeri okulunu kazandım gözün aydın. Karşında dedi bana böyle etti durdu. Anne dedi karşında dedi asker oğlum var artık senin dedi. Orada bir gururlandım, bir ağladım, bir gururlandım orada. İlk asker oluşu.